Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bundan önceki birkaç videoda arsa satın alma süreciyle ilgili deneyimlerimizi sizinle paylaştık. Bu videoda da inşaat kısmına küçük bir giriş yapacağız. İnşaata başlamak için gerekli olan belgeler neler? İnşaatta hangi adımlardan geçiyorsunuz? Bunların bir özetini çıkaracağız. Aslında bu bizim yol haritamız olacak. Buradaki bahsettiğimiz ana başlıkların her birisiyle ilgili detaylı bilgileri sizinle ilerleyen videolarda paylaşmaya devam edeceğiz. İsterseniz şimdi kısaca başlayalım. İnşaata başlamadan önce aslında belirlemeniz gereken en önemli şey aslında bütçeniz. Çünkü bu sürecin tamamı bütçeye çok bağlı olduğu için ne kadar bir bütçe ayıracağınız belli olursa aslında diğer kararları vermeniz o kadar kolay oluyor. Bu bütçe konusunda genel olarak bir ön fikir edinmek adına sizinle şu bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde her yıl inşaatın metrekare fiyatları ile ilgili bir tahmini aralık mevcut. Burada lüks, birinci, ikinci, üçüncü sınıf olmak üzere dört farklı inşaat sınıfından bahsediliyor. İşte gene çelik, betonarme ve yığma tuğladan yapılacak olan binalar için her birisi için farklı farklı fiyat listesi var. Gene hani yapacağınız konutsa ya da okulsa, fabrikaysa, iş yeriyse bunlar için de ayrı ayrı belirlenmiş fiyatlar var. Bunlara bakabilirsiniz. Sadece şurada şunu söyleyebiliriz. Bu fiyatlar pek gerçeği yansıtmıyor. Piyasadaki insanlarla konuştuğunuz zaman bu fiyatların aslında çok optimum olduğunu, bunların yakalamanın çok kolay olmadığını söylüyorlar. Genelde ya yüksek metrekareli inşaatlar yapacaksınız. Mesela büyük bir apartman yaparsanız metrekare fiyatlarını oradaki fiyatlara çekebiliyorsunuz ama müstakil projelerde bunu yakalamak çok mümkün değil. Mümkünse bunun %40, %50 fazlasını düşünmeniz gerekiyor. Hatta bunu 2 ile çarparsanız sürecin çok daha sağlıklı olacağını bilmenizde fayda var. Şimdi adım adım buradaki süreçte neleri izlemeniz gerekiyor, bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci olarak imar planı almanız gerekiyor. İmar planını belediyeden alıyorsunuz. Belediyeden aldığınız belgede aslında teknik olarak bütün inşaat kuralları bu belgede yer alıyor. Burada toplam kaç metrekare inşaat alanına sahip olabileceğiniz, işte taban alanınızın maksimum kaç metrekare olması gerektiği, maksimum yine binanın yüksekliğinin ne kadar olması gerektiği bu belgede detaylı olarak yer almakta. Bundan önceki videolarımızda buradaki teknik terimleri de tek tek açıkladık. Yine buradaki alana da bırakırız. İlgilenenler olursa oradan da izleyip bilgileri edinebilirler. İkinci adımda bulunduğunuz bölgedeki lisanslı harita ve kadastro bürosuna giderek LİKAP yaptırmanız gerekiyor. Burada arazinin köşe kazıklarının çakılması ve arazi sınırlarının belirlenmesi bu işlem. Üçüncü adımda ise burada aslında LİKAPçı ile karıştırmamak gerekiyor. Burada da bir haritacı ile çalışacaksınız. Ancak bu haritacı serbest çalışan bir haritacı. İnşaatın aslında başından sonuna kadar sizle beraber olacak kişi olarak düşünmelisiniz. İlk başta işte bir plankoteye ihtiyacınız olacak. Onun alınması, daha sonra arsa aplikasyonunun yapılması ve arada yine ev aplikasyon krokisinin çıkarılması ile ilgili bu kişilerle çalışmanız gerekecek. İlerleyen videolarda buradaki tek tek buradaki konuların detaylarına da yine değineceğiz. Bir sonraki aşama zemin etüdünü yaptırmanız gerekiyor. Burada ya araştırma çukuru ya da kuyu açarak örnek alıyorlar ya da sondaj yaparak örnek alıyorlar. Arazinin inşaat yapılacak bölgesinden birkaç noktadan örnek alarak zeminin ne kadar sağlam olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Beşinci adımda da aslında bazı projeler yapmanız gerekiyor bu inşaatınızla ilgili. İlk proje avan proje, aslında ön proje olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik, sıhhi tesisat ve bazı yerlerde istenen akustik proje ile birlikte bunların tamamı sizden talep ediliyor. Sonrasında belediyeye gidip bir numaratör almanız gerekiyor. Bu aslında sizin artık o adresteki kapı numaranız gibi düşünün. Daha sonrasında bir müteahhitlik belgesine ihtiyacınız var. Burada şahsi olarak kendi binanızı kendi müteahhitiniz olarak yapabiliyorsunuz ya da elinde müteahhitlik belgesi olan biriyle anlaşarak bu işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Daha sonra da bir ruhsat başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Bu başvuruyu bulunurken bir harç ödüyorsunuz.
Daha sonrası eğer ruhsatınız onaylanırsa size arsanızda inşaat yapılması ile ilgili izin çıkmış oluyor. İnşaatın yapılması ile ilgili size başlangıcı için 2 yıllık süre veriliyor ve 5 yıl içerisinde de bu inşaatı tamamlanmanız bekleniyor. Ruhsat başvurusu sırasında yani bulunduğunuz bölgeye göre bu metrekareler değişiyor ama bir yapı denetime ihtiyacınız olabilir. Köy içerisinde yapı denetim için önceden aslında 250 metrekarenin üzerindeki her yapı için yapı denetim firmasının zorunluydu. Sanırım bu yılki yönetmeliğe göre bu köy içi imarlı alanda 500 metrekare olarak belirlenmiş. Bu metrekarenin üzerinde ise bir yapı denetim firması size otomatik olarak devlet tarafından atanıyor. Eğer metrekareniz bunun altındaysa da yapı denetimin yerine TUS dediğimiz bir kavram var. Teknik uygulama sorumlularıyla bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Burada inşaat mühendisi, işte makine mühendisi, elektrik mühendisi ve mimardan oluşan kişilerin uygulama sırasında gelip inşaatı denetleyip bunlarla ilgili bazı belgeleri imzalaması gerekiyor. Bir de burada bir inşaat şefine de ihtiyacınız olacak. İnşaat şefi inşaatın başından sonuna kadar bütün süreci sizin adınıza aslında yürütecek kişi olarak düşünebilirsiniz. Bunların haricinde su harcı ve bunların bağlanması ile ilgili bir işlem olacak. Yine elektrik harcı ve bunların bağlanması ile ilgili bir çalışma daha yapılması için harçlar ödemeniz gerekecek. Bunun ardından da Ya aslında artık suyunuz, elektriğiniz bağlandığına göre inşaata başlayabilirsiniz ama burada bazı bölgelerde iki tane daha belge isteniyor. Bir tanesi yol kotu belgesi. Arsanın yola cephesi varsa orada arada yani yolla arsa arasında bir kot var mı yok mu bunu belgelemeniz gerekebiliyor. Bir de harfiyat yapacaksanız mutlaka harfiyat iznini almanız gerekiyor. Özellikle köy içlerinde çok sorun olmayabilir ama şehir içi projelerde işte trafiğin olduğu vesairenin olduğu durumlarda bunu kafanıza göre değil, belediyenin belirlediği bir plana göre yapmanız gerekiyor. Artık buraya kadar biz bütün işlemleri tamamladığınızı düşünüyoruz. Buradan sonra temel ve su basmanı denilen katmanı öncelikle arsanızda yapıyorsunuz. Daha sonra da yine kaba inşaatınıza başlıyorsunuz. Bununla ilgili işte kolonlar, tabyalar, duvarlar bunlar tamamlanıyor. Kaba inşaat bunları içeriyor. Daha sonra da ince işler oluyor. Bunların hepsini tamamladıktan sonra da yine buradaki haritacıyla çalışarak binanın son haliyle ilgili bazı ölçümleri yapıp iskan başvurusunda bulunup binanın iskanını alabiliyorsunuz. Süreci aslında genel olarak özetlemek gerekirse geçeceğimiz ana adımlar bunlar. Bunların bazıları aslında çok daha detaylı. O yüzden bunları ilerleyen aşamada sizinle anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu noktada şöyle bir durumda var. Sizin bu süreçleri nasıl yürüteceğinizle ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bu süreci 3 farklı şekilde yürütebilirsiniz. Şimdi kısaca da onlardan bahsedelim isterseniz. Bu yöntemlerden ilki aslında içlerinde de en kolay olanı direkt olarak bir müteahhitle çalışmak. Az önce bahsettiğimiz projeleri müteahhit sizin adınıza çalışmasını yapıp yine belediyeye onaylatabiliyor. Ardından ruhsat işlemlerini yine sizin adınıza yapıyor. Yine inşaatın kaba halini ve ince işlerini yapıp İskanını aldıktan sonra da size anahtar teslim, bir iş teslim edebiliyor. İkinci adımda da bir mimarlık ofisiyle çalışabilirsiniz. Yine mimarlık ofisi sizin adınıza bu projelerin çizilmesi ve ruhsat işlemlerinin yapılması ile ilgili adımları sizin adınıza yapabiliyor. Artık siz bu aşamadan sonra bir müteahhitle yine çalışabiliyorsunuz. Üçüncü adımda da bunların ilk ikisinin hiçbirine girmeden bütün işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Burada da aslında ki durum, siz tüm adımlarda belediye ile işte bu proje durumlarıyla hepsiyle kendiniz ilgilenmek zorundasınız. Ya bu üç yöntemin aslında kendi içerisinde bazı her birinin avantajları ve dezavantajı olduğu durumlar var. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyoruz. Şimdi elinizde tek bir müteahhit olunca bu işi anahtar teslimonunla anlaştığınızda şöyle kolaylıkları var. Bir kere bütün süreci tek bir kişi yürüttüğü için sorumlusu belli. Hani muhatap olacağınız kişi sayısı belli. O yüzden burası daha hızlı ve daha verimli ilerleyebiliyor. Bu müteahhitlerin genelde hani kendi bünyesinde bir mimarı, zaten bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi gibi çalışanları olduğu için bu süreçlerle ilgili oluşacak ek maliyetlerin optimize edip inşaat maliyeti içerisinde bunları yedirme şansları oluyor. Dolayısıyla hani sizin ekstra bu projeler vesaireler için çok büyük masraflar ödemenize gerek kalmıyor. Diğer taraftan
buradaki müteahhit uzmanlık alanı neyse projeyi de ona göre hazırlayıp zaten o uzmanlık alanına göre de inşaatı yaptığı için süreç daha uyumlu halde ilerleyebiliyor. Bunlar avantajlı gibi görünebiliyor ama bunların bazı dezavantajları da var. İşte sizin burada müteahhit tarafında yani çok müdahale edecek bir şeyiniz kalmıyor. İşi başında bir müteahhite verdiğiniz için o zaten işin bazı yerlerinde kolayına kaçıyor. Yani kendi uzmanlığı neyse onları yapabiliyor. O işi daha verimli yapabilecek başka yöntemler varsa pek onlara girmek istemeyebiliyor. Bir de ortada herhangi bir proje olmadığı için yani iki müteahhitin size iki farklı fiyat verecek. Bu iki fiyatı neye göre verdiklerini aslında sizin pek kıyaslama şansınız yok. Çünkü hani bir tanesi işte atıyorum 500 bin TL gibi bir rakam söyleyecek. Birisi 400 bin TL söyleyecek. Şimdi 500 bin TL'deki kişinin o işi daha pahalıya değil. Belki o diğer müteahhitten daha ucuza aslında iş yapıyor. Ama üreteceği çözüm ondan daha iyi olabilir. İşte bunları kıyaslama şansınız olmuyor. O yüzden ikinci yöntemde sanki projeyi önce sizin isteklerinize göre bağımsız bir yerde hazırlatılması ve ondan sonra bu kurallara göre İhaleye çıkılıp birden fazla müteahhitten fiyat teklifi alınması daha mantıklı geliyor. Ama bu durumda da mimarlık ofisleri işte bu projelerin hazırlanması, mekanik, statik, mimari projelerin hazırlanması ve bu ruhsat işlemleri için sizden bir bütçe istiyorlar. Bu bütçe aslında hani değişkenlik gösteriyor. Bunlarla ilgili detayları size anlatacağız. Örnek vermek gerekirse bunun için siz ekstradan 50-100 bin TL arasında bir para harcamanız gerekebiliyor. Ama çoğu müteahhit bunu belki inşaatın içine yedirdiği için sizden bunları talep etmeyebiliyor. Bir diğer taraftan yani mimarlık ofisiyle çalıştığınızda aslında metrajlar belli. Yani ne kadarlık demir olacağı, işte ne kadarlık beton, kaç metreküplük beton olacağı gibi detayların hepsi proje içerisinde belirli olduğu için bunları denetleme şansınız da var. Yani müteahhitin o kadar demir kullanıp kullanmadığını, kaç metreküp beton kullanıp kullanmadığını denetleme şansınız var. Çünkü elinizde kağıt üstünde de olsa bir referans noktanız var. Diğer taraftan aslında bütün süreci kendi başınıza yapmanız maliyetleri düşürmenin en etkin yöntemlerinden birisi. Çünkü günün sonunda müteahhit de bu işten bir kâr edecek. Her gelen ustadan yaptı ya da aldığı her bir malzemeden belirli bir kâr koyarak bu işleri yapıyor. Doğal olarak buradaki kâr marjları ortalama olarak %20 ile %40 arasında değişmekte. Dolayısıyla siz kendiniz bütün süreci yönetirseniz, işte bütün projeleri kendiniz hazırlatırsanız, ustaları kendiniz bulursanız, malzemeleri kendiniz bulursanız, burada %20'lik, %40'lık bu ek maliyetten kurtulmuş olabilirsiniz. Ancak tabii bunun da bir bedeli var. Özellikle işi hiç bilmeyenler için bu süreç aslında tam da tersine dönebiliyor. Çünkü siz o malzemeyi daha ucuza bulmanız ya da onu daha uygun fiyatlara almanız çok mümkün olmuyor. Ya da her bir işte projeyi inşaat mühendisiyle ayrı mekanik ile ayrı, mimarla ayrı ayrı çalıştığınızda bunların fiyatları da artabiliyor. Dolayısıyla burada yapılacak olan inşaatın niteliğine göre burada bir yönteme karar vermek gerekiyor. Eğer basit bir ev yapacaksanız, çok da böyle girdisi çıktısı yoksa kendiniz hızlıca bir mimari proje yaptırıp hatta bazı belediyelerin elinde hazır mimari projeler oluyor. O projeyi alıp direkt o proje üzerinden ustalarla anlaşıp bu işi yapabilirsiniz. Eğer birazcık daha kafanızda mimari anlamda estetik ya da süreçle ilgili daha fonksiyonel fikirleriniz varsa bunları bir mimarlık ofisiyle birebir konuşup projelendirme sürecini uzun tutup bütün detayları projelendirmeniz gerekiyor. Sonra inşaat aşamasında gene ister müteahhitle ya da ustalarla tek tek çalışabilirsiniz. Dolayısıyla hani buradaki yöntemlerden şu anda biz de hangisiyle ilerleyeceğimize çok karar vermiş değiliz. Bunlar ön araştırmalarımız sonucunda edindiğimiz bilgiler. Bu kararı verip bu süreci yaşadıktan sonra en azından kendi yaşadığımız süreçle ilgili çok daha detaylı bilgi aktarmamız mümkün olacaktır. Bu ana kadar tüm maddeleri sizin için biz özetledik. Ancak farklı belediyelerde, bunlar bizim yaşadığımız bir süreç. Farklı ara durumlarda çıkabilir. Bunlar da aklınızda bulunsun. Onlar için ek araştırma yapmak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden şimdilik biz burada bırakalım. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.